Merhaba arkadaşlar. Bugün İzmir'deyiz. Havra Sokağı'ndayız. Şimdi Havra Sokağı'na gireceğiz. Havra Sokağı İzmir'in renkli sokaklarından bir tanesi. Buranın Havra Sokağı denilmesinin sebebi kuzu kokoreç. Bu sokağın etrafında havraların bol olması. Bundan dolayı buraya Havra Sokağı deniyor. Bu sokakta Para bu tanıyor. Salam Sumiş. Para başlıyor. Selamun aleyküm. Balıkçılar, bahar akçılar. Merhaba diyor. Peynirciler, sakatatçılar. Bu sokakta hepsi var. Turşucular. Kalamara baksana. Kalamar ne kadar abi? 30. Akşamüstü giderken alalım. Kilosu 30 lira. Kalamar çok güzel. Yani. Burada sakatatçılar var. Havra Sokağı'nın çıkışında Agora görünüyor. Hacı Ahmet Sait Salepçioğlu Camii inşaat tarihi 1323. İki taraftan çıkılan merdivenleri var. Mermer. Caminin mimarisi çok değişik bir mimari tarzı var. Yan tarafında tarihi Kemeraltı Hamamı, kuruluş 1823, Türkiş Betri. Osmaniye Tren Garı. Arabaların geçmesini bekliyoruz.
Basmane'nin çevresinde dolaşıyoruz. İzmir Enternasyonel Fuarı, Uluslararası İzmir Fuarı karşımızda. Fuar kapısı, 9 Eylül kapısı. Basmane'nin tam ortasındayız arkadaşlar. Yeşil ışığın yanmasını bekliyoruz. Eylül kapısı, İzmir Enternasyonel Fuarı. 1993'te yapılmış bu kapı. Uluslararası İzmir Fuarı da deniliyor. 9 Eylül kapısının önündeyiz. İzmir Fuarı'nı gezeceğiz. Eski tadı kalmış mı bir bakalım. Doktor Behçet Uz. ...93... yaşında İzmir'de hayata gözlerini yumdu. Kültür Park'ın kurucusu Doktor Behçet Uz. İlyas Bey, Kültür Park'ı nasıl buldun? Burası önceden çok güzeldi ama şimdi yeni yerine taşındığı için, burada bir etkinlik olmadığı için bomboş. Sadece geziyoruz, göreceğiz bakalım neler varmış diye. İlgileriz. Ama gene de bir yürüyüş alanı. Tabii. İzmir'in ortasında bomboş bir yeşil arazi, evet. Ağaçlık, güzel. Burası paraşüt kulesi. Üst kata çıkılıyor, paraşütle atlanılıyor. Kaskatlı havuz. Burası Lozan kapısı girişi. Fuarı. İzmir Enternasyonel Fuarı'nın baş harfleri. İF ve kalp. Kalbimiz İzmir'de kaldı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi kalın, hoşça kalın, güzel kalın.